sahada olan kazanır. Hiçbir oy çantada keklik olmadığı gibi hiçbir seçimde uğraşsız değil. Kulvara giren illaki çalışması gerekir. Görüşen, konuşan, el sıkışan, gezen, ziyaretlerde bulunan gönüllere meyil edebilir. Seçmene hitap etmeyen, reyini almada gönüllere girmeyen, vaatleri de ağzından dökülen sözcüklerde istikrar, istikbal ve istiklal tesis etmiyorsa anlam teşkil etmez vatandaş cephesinde istenilmeyen adamdır. Onun için önce güven şart ki halk nezdinde karşılığın olsun. Kimse ben kazanırım, ben seçilirim, el mahkum mecburdurlar, benden daha iyisini mi bulacaklar, bizim parti diyerek seçim kazanamaz. Bilakis kaybeder. Ben kazandım havasına girmeden, ben kazanacağım uğraşına girerek merhaleler kat edilebilir. En önemlisi de peşinen sandığın sonucuna odaklanıp politika üretmekte zafiyet yaratır. Eğer ki şansın yüzüne gülmesini bilirsen uğraşın rüzgarı tersine çevrilebilir. Kadim şehir henüz seçim havasına girmiş değil. Adaylar noktasında bir ısınma turu var. Ancak seçmeni sandığa sürükleyen rüzgar henüz yakalanmış değil. Öyle görünüyor ki liderlerin Diyarbakır'a arz endam etmesinden sonra hareketlilik başlayacak. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü Diyarbakır ziyareti gösterdi. Seçmeni coşturan partinin lideri ve vaatleriydi. Erdoğan'ın konuşmasından çok başlıklar, satır arası geniş, altı çizili çok cümleler çıkarabiliriz ki önümüzdeki günlerde sahadaki etkisini de göreceğiz. Tabi adayların kendi seçim bölgesinde oluşturacakları seçim buraları ve il ilçe teşkilatlarının önü lokaller hali hazırda sinerji yaratma adına tam teşekkürle açılmış, faaliyete sokulmuş, donatılmış, süslenmiş değil. Muhtemelendir ki Ramazan ve bayram sonrası partiler ve adaylar işi daha bir sıkı tutacaktır. Tutmaları da gerekir. Her parti kendine özgü seçim koordinasyon merkezi denilen SKM'sini kurması gerekiyor. Önceki dönemlerde buna dair çok yazılarım, eleştirilerim, tepkilerim, dost kabilinde olmuştu. SKM'ler seçmene gidilen yoldaki gönül kapısının rehberidir. Eğer ki sağlıklı işlem görmezse gönül kırıcı olur. Doğrusu bunu yıllar yılıdır en doğru ve sağlıklı şekilde yerine getiren HDP'nin geldiği siyasi gelenek olmuştur. Ama iktidar noktasında AK Parti bu beyin mekanizmasıyla alakalı ne yazık ki istenilen atmosferi ekibi oluşturamadığı gibi sürekli kriz üreten tepkilere neden olan bir rüzgar estirmiştir. Umarız geçmişten dersler çıkarılmıştır. Lakin gelen bilgiler durumun sağlıklı olmadığını ifade ediyor. Neyse zaman kısıtlı, alan geniş. Merkez dahil 17 ilçe var. Kırsaldaki hatırı sayılır köy ve mahalleleri de hesap edersek. Seçmen oranının 1 milyon 100 bine dayandığı gerçeğiyle seçmene ulaşma noktasında da hayli profesyonel olunması lazım. Yani kolay bir iş değil belki bir günde bir düzine yerleşim yeri gezilecek. Belki kim yere iki kez, belki kim yere de hiç gidilmeyecek. Lakin buradaki nüans da seçilme umudu ya da şansının olmayışı önemli. Seçilme umudu olan nefessiz soluk almadan koşturacak. Olmayan için de zaten bir çabası, gayreti ve azmi de olmayacak. Durumu kritik olanlarsa rakiplerinden daha kat be kat çalışacak ki sahada onlar olacak. AK Parti'de gemi kaptanı Galip Ensarioğlu. Siyasetin çekirdekten yetişeni. Hem seçilme hem de seçtirme mekanizmasında yer almış biri. DYP döneminde il başkanlığı. AK Parti'de ise iki dönem milletvekilliği ki bu dönem üçüncü olacak. Yani kaptanlık açısından ehil ve liyakatlı. Eğer ki arızay durumlar vaki olmazsa. İç ve dış etkenlerin operasyonel takoz olma uğraşları söz konusu olmazsa Ensarioğlu'nun yöneteceği orkestradan çıkacak, resital iyi dinleyici çıkarabilecek. Tabii korodakilerin de üstlerine düşen görevi ve notalardaki sesleri doğru bir şekilde sergilerlerse. Yani ekip ruhu. Sandığa dahil bir not düşmek gerekirse burada. Şayet ekip ruhu sahaya ve seçmenin gönül hanesine neşretmekte güven ve samimiyetin ihlası kendine idame etmezse kaybedeni çok olur. Hele ki 7 Haziran'la 1 Kasım örneği varken. Onun için karınca misali bir performans AK Parti için olmazsa olmazdır. Gelirsek Yeşil Sol Parti. Adayların tanıtımı yapıldı. Seçim bürolarının da açılışı gerçekleşiyor. Her ne kadar etkinlikler yargısal süreçleri harekete geçiriyorsa da adayların odaklanması gereken noktanın seçmen olması gerektiğini söylemek gerekir. Sloganlı siyaset değil, fiili ve somuta dair icraatın gerekliliğine odaklanılması lazım. Liste başı Berdan Öztürk. Liste ile ilgili fikri beyanımı daha önce aktarmıştım. Neden liste kaptanı Diyarbakır'dan biri değil? kent milliyetçiliği duygusuyla olması gereken şehir çocuğu birinin liste başında olması. Ama değil. Kaldı ki ilk sıralarda yer alanlar dahil. Eski HDP'li Altan Tan ne diyor? HDP adaylarının %90'ını ismen bile tanımıyorum. Ne diyelim? HDP uzun bir dönemdir Türk soluna meyil etmiş durumda. Yoksa parti yönetimi ağırlıklı Kürtlerden oluşurdu nasıl ki yüzde bir dahi oyu olmayanlarla alakalı Cumhur ve Millet İttifakı'na yüklenip duruyoruz. Aynı yüklemeyi HDP'ye de yapmak lazım. Neden bu tavizkarlık diye. Yeşil Sor Parti'nin Erdoğan düşmanlığı üzerinden yürüttüğü politikasının sahadaki etkisi ne olur? Onu sandıkta göreceğiz. Ama sokağın bize yansıdığını ifade edersek çok da tersi bir rüzgarın esebileceği veya esmesi gerektiğini de hatırlatmak lazım. Öztürk'ün de kendini Diyarbakır'a tanıtması gerektiğini de not düşeyim. Diğer cephede CHP var. Beşli'nin tek listesi diyeceğim. Ama Diyarbakır'da listede Gelecek Partisi yok. Yani kontenjana katılım sağlanmamıştır. Liste başı Sezgin Tanrıkulu. Şehir tanıyor onu. Ama ilk kez Diyarbakır seçmenin huzurunda kendine ve listedeki isimlere oy isteyecek. Tanrıkulu'nun işi hem özeline hem de partisi açısından zor özellikle seçim bölgesi Diyarbakır'da ilk kez aday oluyor. Hep İstanbul'dan meclise gitti. Taş atmadan meclise gitti. CHP Diyarbakır'da herkesin malumu. Tabela partisiydi. Sürekli gerginlik, kaos hanesinde kayımlı bir yönetimle hem hal oldu. Teşkilat şimdi AK Parti'den gidenlerin elinde ki listenin dördüncü sırasındaki isimde. Yansıyan kulis bilgilerine göre teşkilatla adaylar arasında bir uyumsuzluk, bir dengesizlik söz konusu. İl Başkanı Abdullah Hatik ki şu ana kadar Tanrı kuluyla birlikte bir resim verdiklerine şahit olmadım. Belki vermişlerdir ama ben görmedim. Varsa eksikliğim olsun. Ama gerçek şudur ki Atik'in CHP'ye gelişine dair siyasi hesapları hiç ama hiç tutmadı. Bu hesap sandıkta ne kadar etki eder bilmem ancak Sezgin ve listesindeki devayla Saadet'in çok çalışması gerekir ki CHP kotlu 90'ların CHP'sinin rüzgarını estirebilsin. Ne deniliyor? CHP bir milletvekili çıkarabilir. Mümkün mü? Seçmenin gönlüne girdin mi? Gerisi kolaydır. İyi Parti'de liste başı Vejdin Ensarioğlu, teşkilatçı. Ailede yarım asırdır siyasi arenanın her alanında faal. Ki AK Parti'nin liste başı Galip Ensarioğlu'yla da kuzen. Görünen o ki bu seçimde en çok merak edilip konuşacak, tartışılacak olan da kuzenlerin seçim yarışı olacak. Netice itibariyle kentin hali hazırdaki seçim havası, kronolojisi böyle bir tabloyu gösteriyor. Peki kentin gündemini seçim teşkil edecekse ki öyle edecek. O zaman siyasi havanın da kentin temel ve çözüm isteyen sorunlarından oluşan bir demet gündemde olmalı tabii ki adayların bu sorunlar demediği içerisinde kendileri de çözüm vaadini icra etmeleri gerekir. Ben gelirsem çözebilirim kabilinde. Günün sözü Hedefine ulaşmak istiyorsan karıncanın azimli çalışma karakterine sahip olman gerekiyor. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Timur hotmail.com WhatsApp 0532 286 7370 Twitter et uzay haber 1